Şimdi de gene bu altyapıyı kullanarak farklı bir işlem yapacağız. Burada da giriş yaptıktan sonra kullanıcılar diye bir tabloya, sayfaya gider. Orada da kullanıcılar listesini bir tane kontrolde göstereceğiz. Bu kontrolün adı da grid view. Şöyle, öncelikle yeni bir sayfa ekliyorum projeye. Add web form. Kullanıcılar. Bir tane boşluk var bunların arasında. Hatta arttırabiliriz. Grid view fonksiyonu masaüstü uygulamalarında, Windows uygulamalarında kullandığımız Data Grid View'in web versiyonu diyebilirim. Aynı işlem için kullanılmaktadır. Burada veriyi listeleme, o veri üzerinde güncelleme yapma, seçilen veriyi silme gibi işlemler yapılabiliyor. Yani toplu veri listelerini detaylı bir şekilde gösterip yönetebilmeyi sağlayan bir kontrol. Bunu kod tarafından ekleyebileceğimiz gibi Toolbox'tan data kısmından grid view'i bir şöyle buraya ekleyebiliriz. Grid view'in adını kullanıcılar yap. Buna kullanıcılar listeleyeceğim ama öncelikle benim kullanıcılarım sınırlıydı zaten. İki tane kullanıcı var. Biraz daha ekleme yapalım. Şuradan kullanıcıları aldım. İki tane kullanıcı var. Şehir, söyle, geçelim.
veri yeterli bana. Kullanıcılarda ekleme ve kullanıcı var mı işlemini yaptık. Şimdi de kullanıcı getir, kullanıcıları getir. Yani bir liste döndürme işlemi yapacağız. Sorgumuzu yazıyoruz. Connection'ı unutmayalım SQL Command'da. Buradan bize bir liste gelecek. Kullanıcı listesini oluşturuyorum. Böyle. Burada bakın bize ID gelmiyor. ID gelmemesi bizim için problem. Çünkü data grid'de işte grid view'de bir işlem yaparken ID ihtiyacımız olacak. Şunları kapatayım. Kullanıcı sınıfına bakacağız. Bakın şurada ID göndermediğim için problem yaşayacağız. Çünkü ekleme için sorun değil ama güncelleme, silme gibi işlemler için benim ID'ye ihtiyacım var. Kopyaladım bunu. Şuraya bir de ID'yi koyacağım. Çekerken neye ihtiyacım var? Şu aktif olaylarına gerek yok. Boşuna kod kalabalığı olmasın. Bunu kullanmaya gerek yok. Bunu da almayacağım. Şimdi geldim. Kullanıcı ID olan versiyonu kullanıyorum. DR get get string
kullanıcılara getir var mıydı? Kullanıcı ekle var. Yeni bir prosedür ekleyeceğim buna. Normalde yıldız kullanılmaz demiştim bunu. Ancak şu an test olarak kullandığım için çok önemli değil. Bu da hazır. İçerisinde basit bir select yıldız from var. Grid view attık. Adını da GV koyduk. Data source'una diyorum ki kullanıcı dal içerisinde kullanıcıları getir. GV data byte. Çalışıyorum tekli olarak. İşlemi tamam. Şimdi bunun üzerinde yapısal değişiklikler yapacağız ve farklı olarak nasıl kullanacağız ona bakacağız. Hani burada örneğin seçim yapacağım. Bu satırı seçeceğim. Sonra bunu burada güncellemeyi göstereceğim. Burada silebileceğiz filan. Bu tür işlemler yapacağız. Şu kısmı kaldırıyorum. Açıklama satırı haline getirdim. Bu testimizi yaptık zaten. Burayı da kaldırdım. ASPX tarafına geldik. Burada birçok değişiklik yapacağım. Öncelikle tabii GridView'in özelliklerine bir bakalım. Neler varmış. Properties'e geliyorum. En üstten başlayalım. Allow Paging özelliği var. Bu burada sayfalama yapmayı sağlar. Örneğin 100 tane kullanıcı kaydı var. Biz bunları onar onar sayfalamak istiyoruz. O zaman Paging'i açarız. Alttaki gibi bir görüntü olur. Sonra da Page Size diye ne derim ki onar onar listele. Şuradan sayalım. 3, 6, 9, 10 kayıt oldu. Beşerli dediğim zaman, beşerli şekilde listeler bunları. Tabi bunun için paging'in açık olması gerekiyor sayfalamanın. Bir başka özelliği sorting, sıralama işlemleri. Şu anki yapı bu şekilde görünüyor. Ben sorting dediğim zaman sütunlar üzerinden bir listeleme işlemi sıralama işlemi yapmayı sağlıyor. Örneğin kullanıcı ID'ye göre sırala. A'dan Z'ye, Z'den A'ya gibi. Bu tür işlemler için kullanılıyor. Auto Generate Columns bu önemli bir özellik. Bunu varsayılan değeri true'dur bunun. Eğer false yaparsak az önce yaptığımız veriyi çekerken biz herhangi bir sütun kalın belirtmedik burada. Eğer bu false olursa bunları kendimizin tasarlayacağı anlamına geliyor. Kendi tasarımlarımızı yapmamız gerekir bu sefer. Kendisi üretmez buradaki sütunları. Otomatik olarak generate etmez.
Bunu biz de kendimiz yapacağız. Önce şöyle bir geçelim. Auto generate delete button. Bu da false. Örneğin listelemeyi yaptık. Ben bir tanesini burada delete button varken işte delete button'a tıkladığımda bu satırı silmesini istiyorum. O zaman bunun false olması, true olması gerekiyor. Kendisi oluşturdu burada. Edit ve select button da aynı. Direkt bu satırın düzenlenebilmesini sağlar. Edit'e tıklarsak buralar label'lar text box olur. Select button'da o satırın seçilmesini sağlar. Bu satırı seç, ondan sonra istediğin işlemi yap. O row'u aldıktan sonra. Back color arka plan renklendirmesi ile ilgili. Bunları da kod tarafından yapacağız. Mesela columns. Bu sütunları ben kendim yapmak istiyorum. Geliyorum. Bound field, işte link field oluştur, template field oluştur gibi. Ben şuradaki sütunları kendim tasarlamak istediğimde ya da ekstra yeni sütun eklemek istediğimde buradan eklediğimde bunları oluşturabiliyorum. İşte başlığını yazıyorum gibi. Burada da gene auto generate field var. Yani bunlar oluşturulsun mu? Yani otomatik oluşturduklarım. Çünkü hem otomatik oluşturup hem de siz aynısını yaparsanız çift veri görünecektir burada yan yana. Bunları biz kod tarafından yapacağız. İşte sort expression gibi. Neye göre sıralama yapılsın? Mesela. Kapatıyorum şurayı açıp tekrar çalıştıralım. Bu linkleri de görelim. Tabii şu an renklendirme yapmadığım için farklı bir renk onu göstermiyor. Bu düzenli içinde raw editing olayı var. Onu işlemem gerekiyor burada. O nedenle bunu yapmadı. Birazdan yapacak. Bakın bunların hepsinin işlenmesi gerekiyor. Yani ayarı açtım ama öyle direkt bu işlemi yapamam diyor. Şimdi kod tarafından biraz tasarım yapalım buraya. Yapısal özelliklerini değiştirelim. Back color beyaz olsun. Color'ı style. Size özelliğini göstermiştim. Bakıyorum. Yukarıda yaptım zaten. O yüzden tekrar çıkmaz. Başka birçok özelliği var. Şu an için yeterli. Sonra data bağlantısı için bir şeyler yapacağız.
farklı yöntemler. Grid view'in içerisine girdik şimdi. Bakın columns diye bir özellik çıktı doğrudan. Burada hani madem sen auto generate columns'ı false yaptın, o zaman kendi sütunlarını kendin oluştur alanı. Mount field. Mount field içerisinde diyorum ki data field veri alanı burada kullanıcıları listeliyordum. Kullanıcı ID. Header text'i kullanıcı no. Insert visible. False. Sadece okunabilir. True. Yani örneğin insert işlemi yapılırken buranın değerinin değiştirilmesi doğru mu? Değil. O zaman sadece okunabilir olsun burası. Sort expression'ı da yani neye göre sıralayayım bunu? Gene kullanıcı ID'ye göre. Kopyaladım. Biraz küçük. Diğeri de sırayla alt. Bu sadece okunabilir değil, düzenlenebilir, yeni eklenebilir falan. Sort'u da gene ada göre yap. Soyad, kullanıcı ID, yeni şifre. Şimdi şifre. Başka bir değerimiz var mı? Kullanacağı şimdi şifre şey verdi mesela. Şimdi de bunların bazı ayarlarını yapacağım. ASP örneğin düzenleye falan bastık. Cancel yazısı vardır ya. O ne olarak görünsün? İptal olarak görünsün Türkçesi. Delete teksti sil olarak. Edit text güncelle. Header text yönetim işlemini yaptığı için yönetim yapsın. Insert text ekle. New text yeni ekle. Oraya da yeni yazacak. Select text seç. Show edit button. Show cancel. Show
temel sütun işlemlerim tamamlandı burada. Şimdi de tasarımsal bir şeyler yapalım. Örneğin footer style back color'ı arka plan rengi şöyle olsun. Four color siyah. Head style beyaz olsun. On gold. Bu da sayfalama stili. Horizontal, yani altta sayfalama ikonları çıkıyor ya, bu ikonlar nerede görünsün? Sağda. Major style. Select draw style, seçilen satır nasıl görünsün? Back color, arka planı şöyle. Font, bold, true. Ve font color'ı white olsun. Temel olarak bu yeterli. Bunun bir ID'si vardı. İşlemleri yaptım. Bakalım veriyi ekleyince nasıl görünecek? Sonra tekrar döneceğiz. Bakın görünme kısmı şu şekilde. Şimdi burayı farklı bir şekilde yaptım. Burayı da yeni bir sütun olarak yaptım. Daha geçmedik buraya. Mesela şuradakileri nasıl yaptım? Properties ekranından Properties ekranından şunları açarak bakın Auto Generate Delete Button vesaire şunları açmıştım. Şöyle kesin açıklama satılı olsun. Şimdi sadece yönetim başlığı altında benim oluşturduklarım var. İşte new butonu vesaire. Onları da ben şurada belirttim. Color field, header yönetim, içerisinde bunları yap gibi. Veri gelmesi sağlandı, veri getirme işlemi. Şurayı kapatıyorum. Artık veriyi buradan değil, ben doğrudan şuradan ekleyeceğim. Bunun için bizim özel bir nesnemiz var. SQL Data Source ya da OLEDB Data Source, işte Object Data Source falan var. Bunları, örneğin bunu kullanarak ben şunu diyebiliyorum. Select sorgun şu, insert, update, delete vesaire bunlar için özel sorgular veriyorum sana. Bu sorgular GridView tarafından kullanılacak ve GridView de seni kullanacak. SQL Data Source'u. Buradayken SQL Data Source'u ekledim GridView'in altına. Şimdi burada kod yazmam gerekiyor. Burada yapacağım işlemde aslında normal yaptığım sorgulardan pek farklı değil. Mantığı basit. Connection string
Oradan connection string yaz buraya. Şimdi de asıl yapacağımız işlere geldi sıra. Bu da komutları vermek. Nedir bunlar? Select command. Select command'ım veriyi çekmek için ne kullanıyorduk? Doğrudan SQL Server'dan. Update command. Bunun update sorgusu gerekiyor. Bu da yine uzun bir sorgu. Bunlara parametreler vermemiz gerek. Bu parametreleri de en sonunda tanımlayacağız.
Sorgularımız da tamam. Şimdi de bunlara parametreler eklemem gerekiyor. Mesela delete işleminde kullanılacak parametre. Delete'li sadece bir ID kullanılacak. Bu nedenle bir ID parametresi tanımlamam gerekiyor. Bu da adı yukarıda verdiğim kullandığım ID, product ID. Type'ı 1032. Insert işleminde kullanılacak. Hepsini yazmamız gerekiyor. Update'imiz de aynı şekilde. Update'e ekstra bir de kullanıcı ID gerekiyor. İhtiyaç yok çünkü select'te herhangi bir parametre kullanmadım. Ha, eğer burada bir işte ver filtresi uygulasaydım, bir yerden parametre göndereceğim falan deseydim, o zaman onu da yazmam gerekiyordu ama parametresi yok şu an. Şimdilik bu kadar. Isactive yok update işleminde. Hatta yukarıda da yazmamışız. Insert ve gerek yok, zorunlu bir alan değildi. Bakalım, önce çalıştım. Kullanıcılar olacaktı. Burası tamam. Çalıştırıp hatamızı alalım. Bakın şu an işlemde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece birkaç eksik kaldı ufak tefek. Onlar da şimdi sonuçta bir SQL data source yaptık. Örneğin SQL data şöyle DS data source kullanıcılar. SQL data source'un adı bu. Ama GridView'in bundan haberi var mı? Şu an yok. Ben bunu data source ID üzerinden senin data source'un DS kullanıcılar dedim. Tamam, halledeceğiz orada. Bu hatayı da alalım. Bakın veriler listelendi. Güncelleye basıyorum. Bakın güncelleye bastım. Bu sefer açıldı güncelleme işlemi. Mesela şifreyi sonuna 6 ekledim.
Şurada mesela bakın virgül koymayı unutmuşum. Is active bu sefer. Güncelleme işleminde is active kullandık mı? Is active kullandık da is active'in parametresini yapmadık ya. Update işleminde. Insert ve update'de is active'i de yapalım. Yaptım ama güncellemedim. Tekrar açıyorum. Hani refresh mi etmedi falan. Gene yok. Demek ki bir şeyler daha eksik burada. Normalde bunu buradan güncelleyebilirim ben. Bakın seç dediğim zaman kırmızı oldu. Benim yaptığım o font style'lar falan. İşte header style, footer style'ı renklendirmiştim falan. Şimdi de diyorum ki şu güncellemeyi yapabileyim. Ya da mesela silme işlemini yapabileyim. Neymiş? Kullanıcı ID'yi de bana vermedin diyor. Aha. Mesela hatırlatmadınız. Ben product ID yazmışım. Kullanıcı ID olacak. O yüzden göremedi onu. Şunu silelim bakalım. Burayı... Normal ilişkilendirme olayını yapalım. Ondan sonra diğer detaylara bakacağız. Şimdi ben bu ayarları yaptım ancak eksik olan bir şey daha var. Bu da veriyi bağladığımda herhangi bir ID vermedim. Yani bir şunu demedim. Bu veriyi kullan data sorusu ama bunun içerisinde key olarak sen şunu kullanmalısın ki bunun üzerinde güncelleme, silme gibi işlemler yapasın. Çünkü bir ID lazım bize değil mi? Unique bir ID bu işlemi yapmak için. Hatta hatalardan birinde data key nerede gibisinden soruyordu. Bu data key de diyorum ki kullanıcı ID. Bunun üzerinden güncelleme, silme gibi işlemler yapacağız. Şurada veriyi listelerken biz şehir ID ile ilgi alan ID'yi almadığımız için bunun güncelleme tarafında da haliyle bir text box alanı ya da vesaire bir alan açamayacak. Oradan da veri gönderemeyeceğiz. Bundan dolayı da doğrudan null olarak algılıyor. Bu nedenle hata veriyordu. Şurada sorguyu sonradan değiştirdiğimiz için buraya kaçırdık aslında. Şehir ID ile ilgi alan ID'yi de buradan Bounfield olarak ekledim. Ve haliyle şuradaki update sorumlusu artık hata vermez oldu. Şurada da zaten bunların hepsinin parametresini gönderiyorduk. Çalıştıralım yine.
Örneğin burada burada şifresini değiştirelim. Bakın buradaki şifre değişti. Mesela sildim bir tanesini, hemen gitti. Gibi. Mesela bunu da şeye bağlayalım. Şuradaki linklere bağlayalım. Sonra giriş işlemleriyle kullanalım. Mesela login olduktan sonra hani kaydolduk. Kayıt işlemi başarılıysa login'e gidiyordu. Eğer login başarılıysa doğrudan bizi kullanıcı sayfasına göndersin. Şuradan bakıyorum. İşlem başarılı. Default'a gitmek yerine kullanıcılar sayfası. Default'tan açıyorum önce. Register'ı gördük, login'de gördük. Şimdi giriş yaptıktan sonra kullanıcılar sayfasına geçtik. İşte burada da vesaire vesaire işlemler yapıyor. Bunlar şu an basit, basitin basiti bu yönetim işlemlerinden. Çünkü bazı yapıları henüz göstermedim ve belli bir sürede göstermek istemiyorum temel işlemleri yapana kadar. Örneğin şu link üzerinden veri gönderme, veri transferi, işte QR string vesaire, bu tür session cookie gibi şeyleri, onları daha sonra gösterip bu tür temel yazılımsal konuları anlattıktan sonra onlara geçmek daha etkili olacaktır.